Simülasyon Oyunları Dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS2'deyiz ve yine güzel bir otobüs moduyla karşınızdayım. Araçtan önce bahsetmek istiyorum, sonrasında da haritadan yine bahsederim. Aracımız Mercedes-Benz'in Turismo Relax modeli. Relax diye yazılmış. Hakan sağ olsun bana ulaştırdı ama ben erken erişimde ulaşmama rağmen ben çekene kadar şu anda free olarak yayınlanmış durumda. Proje sahibi Polat Yıldıran, yardım ve destekleyenler oyuncuyuz biz, Mods ekibi. Model Cenker, Convert Edit Polat Yıldıran, Skin Emre Turgut ve Yusuf Temel. AO Ziya Bergel, Artın Kazancıyan. Parçalar Tuna Karal, Can Sökmen. İki tane araç olarak geliyor bu arada. Biri Euro 5 ki şu an karşınızda duran. Bir de Euro 6 olarak geliyor. İkisinin de sesi farklı diye bana yazmıştı Hakan. Hakan'a buradan selamlar. Ve şöyle hemen bir aracı dışarıdan çalıştırayım. Ben Has Turizm kaplaması seçtim ama bir sürü kaplama var. Konforun Has'ı diye şöyle. Çok güzel yazmışlar. Bayağı güzel araç. Şöyle ışıklarımızı göstereyim. Kornalarımız da bu şekilde. Dörtlüler nasıl? Bakayım şöyle arka taraftan da. Frenlerimiz. Ben birkaç tane şey ekledim. Çok fazla eklenti yapabiliyorsunuz ama hani hepsini yapmak istemedim açıkçası, böyle çok da doldurmak istemedim aracı. Gecesini de görmeye çalışacağız, yani onu da yapacağım. Kapıda mesela bakın şu an kapının arkasındaki ışık yansıyor. Bu bir hata mı bilmiyorum ama görürlerse onu da düzelttiler. Yan camımız çalışıyor. Aynı zamanda kapılarımız da bu şekilde kapanıyorlar. Bu orijinal sinyal sesi maalesef Turismo'nun ve ben bunu hiç sevmiyorum, o yüzden hemen kapatacağım. Şöyle bakalım neler çalışıyor, bakın ışıklarımız burada çalışıyor. Onun dışında bu çalışıyor, sinyaller, retarderımız. Hemen şöyle sileceklere bakalım. Yani silecek buradan. Daha döndürerek yapıyor. Çok güzel. Sileceği de göstermiş. El freni animasyonumuz. El freni şurada. Evet. O da gayet güzel. Bakın burada da gösteriyor. Navigasyonumuz var. Onun dışında dörtlüler, bakayım şurada. Dörtlülerle ilgili herhangi bir şey yok. Kapıları açarken bir dakika, cam bu. Sesler geliyor. Ha, kapıları açarken de yine aynı şekilde düğme animasyonu var. Vitesle ilgili sanırım yok. Vites otomatik gözükmüyor çünkü. Şimdi yolumuz neresi? Haritamız yine Güney Marmara Map. Biliyorsunuz TR Extended Güney Marmara Map. Ben şuralarda bir yerdeyim. Burada bir otobüs durağı var. Önce oraya vuracağım. Sonra da şuraya bir işaret attım ama nedense gözükmüyor şu anda. Bakalım, kaybolmadan gidebilirsek oraya doğru gideceğiz. Yolumuza çıkalım. Aracımız çok konforlu. Böyle abartı bir ses gelmiyor içeriye. Normalde olması gerektiği gibi yani. Işık. Şu an tabii gündüz olduğu için ışık falan yok herhalde. Çok tatlı bir şey sesi var. Retarder sesi var. Motor frenimiz de var. Biraz sesler az geliyor galiba. Hemen şöyle bir ses olayına el atmak istiyorum. Daha önce kısmıştım çünkü evet, çok aşırı sesli olan bir araç kullanmıştık. Hatırlarsanız, ki hatırlayamıyorsanız da yukarıda katlardan bulabilirsiniz. Evet, şu anda Eskihisar Topçular şeyinden çıktık. Onun gerçekten böyle virajlı bir yolu vardır. Onu da yapmışlar. Böyle anılarım canlandı resmen. Az gidip gelmedim ben buradan çocukken. Yani ben araba kullanmıyordum tabii de. Babam kullanıyordu. Az gidip gelmedik bu yollardan. Güzel yapmışlar burayı gerçekten. Hop 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 hop. Oraya düz gidemeyeceğimizi düşünmemiştim. Bu arada navigasyon gayet güzel. Çok net okunuyor. Benim gibiler için bile gayet faydalı yani. Ben biliyorsunuz biraz oyunda, yani normalde böyle değilimdir de, oyunda navigasyon özürlüyüm çünkü göremiyorum, okuyamıyorum, şey yapamıyorum. Sürekli böyle bir yolu kaçırıyorum falan. Ama bunda
O sıkıntı yok. Gayet güzel. Bakalım. Evet, yaklaşabiliyoruz da. O da gayet hoş. Biz düz gideceğiz. Vav, wow, buralar falan. Ne güzel yapmışlar. Bu arada Eskihisar'da oturan arkadaşlar varsa onlara buradan hemen selam gönderelim. Şurada köprüyü görüyoruz galiba. Köprüden gitmeyeceğiz sanırım. Tam da o anda bize yeşil yanması. Her atık çöp değildir diye güzel bir slogan da var orada. Burada da bir otobüs durağı var. Aa, buraya girecektim. Dur. Amacım oraya girmekti zaten. Of, bir anda acayip durduk. Evet. Bu arada geri görüş kamerası da var. Navigasyon bir anda geri görüş kamerasına döndü. Bilmiyorum, fark ettiniz mi? Şöyle daracık yerlerden geçiyoruz. Burada bir otobüs durağı var. O yüzden buraya girmek istedim. Umarım çıkışa gelmemişizdir diyecektim ki. Açıl ne olur. Aa, açıldı. Süper. Burası nerenin terminali otobüs durağı bilmiyorum bu arada. Yazıyor mu? Ha, Gebze terminaliymiş. Gebze'deki herkese de buradan yine selam gönderelim. Şöyle yanaşabiliyor muyuz? Oh. Kapıların açılma sesi gayet güzel bu arada. Camı açık tuttuk birazcık. Çok güzel yapmışlar ya. Yolcular acayip gerçekçi. Bunun bir adı vardı. Ne olduğunu unuttum şimdi ama bilen arkadaşlar yoruma yazabilir. Bunları böyle gerçek insanlardan mı yapıyorlardı, bir şeydi. Çok gerçekçi yani. Şu gerçekten görünüşleri çok iyi. Bebek de var bir tane. Evet, yolumuza çıkalım. Gebze terminalinden. Geri görüş kamerası bayağı işe yarıyor yalnız. Aracın yakın kısmını gösteriyor tabii. Hani şeyi göstermiyor da. Çok uzakları göstermiyor da. Oo, burası darmış. Ama çok keyifli ya. Eyvallah kaptan. Biz buradan böyle döneceğiz. Görmüyorum ama. Oo. İyi ki durmuşum. Hadi man, hadi man. Toyota'dan sonra çıkalım. Evet. Burası bayağı zorlu bir dönüş olmuş. Neyse, döndük. Şimdi nereye gideceğiz? Sağdan. Otosanayi var mesela. Oraya da gideriz. Oraya başka bir araçla gideriz artık. Otobüste değil de. Onu da yaparız yani. Bizi başka yollara verdi galiba şu an. Yolu mu uzattık, ne yaptık anlamadım ama. Gidiyoruz. Keresteciler sitesi varmış. Buradan bayağı bir yolu uzattık gibi geldi bana. Normalde de böyle mi gidecektik ya? Bakmamıştım ben şeye ama. Şimdi... Dayıcım sen bir müsaade et. Burada da ne varmış?
Orada da bir siteler vardı galiba ya. Muallimköy, yan yol falan bir şeyler diyor. Biz soldan gideceğiz. Gülovası, İzmit, Ankara diyor. Biz böyle İstanbul'a doğru gidelim. Benim pedaldan yine ses gelmeye başladı. Bilmiyorum şey alıyor mu, mikrofon alıyor mu o sesi ama. Böyle çok basmadan aracın adı gibi relax bir şekilde gideceğiz. Bunun 16'sını da çekeceğim. Şu an bu 15, Euro 5 pardon. 15 ne ya? Euro 5 modelini çekiyorum. Euro 6'sını da çekeceğim. Onu da olmadı ayrıca paylaşırım. Böyle gidiyoruz. Allah. Emmi, kusura bakma. Biz zaten sağdan kaçacakmışız. Osman Gazi Köprüsü falan diyor ama herhalde İstanbul diye ayrılacak sonra. Bu arada burada OGS, HGS görünce aklıma geldi. OGS'leri kaldırıyorlarmış. Artık sadece HGS kalacakmış arkadaşlar. Bilmeyenler varsa buradan onu da duyurmuş olayım. Ne zamandan itibaren de yaptılar mı yoksa ya 1 Mart'tan itibaren miydi? 31 Mart'tan itibarendi galiba. Şöyle basalım şuradan. Hem tırı da geçmiş olalım. Buradan bizi başka yola verdi. Kardeş biz İstanbul'a gidecektik. Ha, şeye veriyor tabii. Üçüncü köprü yoluna veriyor. Herhalde oraya doğru gidiyoruz şu an. Köprüyü geçemez diyor şey tehlikeli madde taşıyanlar. Bir dakika. Böyle gideceğiz. Ay, şaşırıyordum bak. Bak son anda yakaladım. Arkamızda araç var mıydı bilmiyorum ama lang diye durdu. Bidişim Vadisi diye mesela şurada bir şey var. Gebze'de herhalde o. Ben bilmiyorum neresi olduğunu. Duymuştum adını ama. Bu arada öyle bir dolandık ki bayağı bir yolu geçmiş olduk böylece. Bu Güney Marmara Map'i bayağı keşfediyoruz şu anda. Biz de sağa atsak kendimizi iyi olacak. Bakalım tırtık olursa tırtık sesleri geliyordu. Bu yoldaki yani çizgiler var ya. Onların sesleri geliyordu. Onunla ilgili ben bir de mod indirmiştim. O aktif değil şu anda. Galiba nerede bulduğumu hatırlamıyorum. Steam Workshop'ta mı bulmuştum hatırlamıyorum ama atölyedeydi galiba. O şu anda kurulu olmamasına rağmen geçen sefer mesela geçenki videoda ses gelmişti. Ya yani haritayla alakalı olabilir diye düşündüm ben de. Retarder çok güzel ya. Çok güzel de yavaşlatıyor. Tırtık. Ses yok. Hayda, ses gelmedi bu sefer. Ah be, çarpmadan geçtik diyecektim tam. Düşünmemle çarptık yani. Sevindikli neresiymiş ya? Kocaeli, Ankara diyor. Biz zaten o tarafa gidemiyoruz. Allah Allah. Oradakiler genişti. Belki diğer tırtıklardan ses geliyordur. Retarder'ın sesi ve yavaşlatmasını çok beğendim. Böyle çok kibar bir şekilde yavaşlatıyor. Allah. Dayı niye durdun ya? Anam. Kusura bakma kardeş. Adam durmuş yani. Öyle de durmazsın ya yolun ortasında. Çok enteresan ya bu ETS'nin şeyi. Yapay zekası. Bir düzeltmediler şunu yani. O kadar güncelleme geliyor, şey geliyor. İstanbul insanları, İstanbul'daki herkese selamlar. Artık kocaman bir yer olduğu için neresinde yaşıyorsanız İstanbul'un. Biz dümdüz gideceğiz ama. Ve yine bir haritaya yaklaşalım.
Böyle yakından kullanmak da iyi olmuş. Yani cama yapışıyoruz neredeyse. Bak böyle güzelce yavaşlatsın bizi. Bakalım geçebilecek miyim? Evet, bu sefer oldu. Viyadük 1. Bu kadar az aralıklı gişe oluyor mu ya? Bir arada bir tane viyadük var yani. Biraz mantıksız olmuş sanki bu. Evet, gayet güzel geçtik buradan da. Şimdi yine birileri duruyor. Bir frenler, bir şeyler. Kaza yapmışlar. Saçma sapan bir kaza yapmışlar yine. ETS ve yapay zekası. ATS'nin yapay zekası daha mı iyiydi ya? Bak hatırlamıyorum hiç. Burada bir dinlenme merkezi var. Dinlenme merkezi değil de ne deniyordu ya buna? Merkez dedi. Dinlenme istasyonu. Hüseyin Neşile mesela, o yolu biliyorum. O tabii şimdi girmeyeceğiz de. Bu arada bayağı basmışız. Sadece bu haritada bir sıkıntı var. Şeyle çalışmıyor. Benim Steam Atölye'den yüklediğim şu yukarıya koyduğum bir şey vardı hatırlarsanız. Haritayı oraya koyuyordum. Onunla beraber çalışmıyor. Niye anlamadım. Hız göstergesini işte haritayı falan yukarıya alıyordu. Bir sıkıntı var yani onunla alakalı. Geçen sefer çünkü onu açmadan girdi. Aa onu açmamışım dedim. Haritayı kapatıp işte her şeyi kaydedip tekrar gireyim dedim. Girmedi bu sefer. Attı oyundan. Bir daha denedim. Bir daha attı. Sonra onu kaldırıp mesela şey yaptım. Bu sefer girdi haritaya. Bir sıkıntı olmadı yani. Onunla bir çakışma oluyor herhalde. Anlamadım yani. Sonuçta o da atölyedeki bir şey. Mod yani. İllegal bir şey değil. Bir şeyi uyuşmadı bununla. Bu haritada ikinci keredir böyle otobüsle oynuyormuşum gibi oldu. Ama şey yapacağım. Bir dahaki sefere eğer unutmazsam bir tır, kamyon falan hani çekici bir yük taşıyalım falan istiyorum böyle. Özellikle de şeyden. Neydi orası? İki tane Nuh Cimento var. Bir de bir şey daha vardı ya. İki tane yer yapmışlar. Onlardan birinden bir yük taşıyalım istiyorum. Biz buradan sağdan kaçmamız lazımmış. Çok keskin bir kaçış oldu. Başakşehir diyor. Bak bu yola girmemişiz. Kornayı sevmiyorum ya. Bu çok güzel ama. Euro 5'in sesiyle Euro 6'ınki farklı diye yazmıştı Hakan. Euro 6'nın sesini de merak ettim açıkçası. Onun da videosunu izlemek için kanalı takip edin arkadaşlar bu arada. Bunu da böyle videonun sonuna gelmeden söylemiş olayım bu sefer. Hep videonun sonunda söylüyorum. Abicim yürüsene, niye gitmiyorsun ya? Maserati mi bu, ne bu? Audi'nin eski kasasına da benziyor ama. Tomruk taşıyan tırla aynı hızda gidiyorum. Al işte. Duracak bu sefer de. Anam biri mi vardı orada? Neyse. Görmediniz. Ben o trafiğe katlanamıyorum ya. Gerçekten çok saçma yani. Normalde Avrupa'da da böyle mi kullanıyorlar acaba? Hani onu gerçekten mi yansıtıyorlar diyeceğim ama sanmıyorum ya. Atlama sakın. Şuradan sağdan geçeriz biz. Buradan yolu kaçırmak da istemiyorum. Sonra iyice uzayacak. Kameraya dokunuyorum arada. Şimdi o kuleler gözükmeye başladı.
Ne diyor? Başakşehir. Avcılar. Atatürk Havalimanı diyor. Orası şey, bir liman gibi bir yere gideceğiz ama. Sağdan mı? Sağdan mı? Karar veremedim. Evet, sağdanmış. Yine şaşırdım. Yine şaşırdım ya. Kimse gelmiyorken şöyle atalım kendimizi. Evet. Kurtardım. Bu sefer aracın dışına çıkmadan hem de şey yaptım. Böyle hile yapıyorsun falan demeyin. Öyle ben de kullanırım falan demeyin sonra. O ne güzel, bak bak tatlı tatlı titriyor. Bu kuleler neymiş acaba? İstanbul Mall yazıyor galiba burada. Ben karşı tarafı hiç neredeyse hatırlamıyorum. Yani yeni halini hele neredeyse hiç bilmiyorum. Eskiden hani en azından biraz gidiyordum falan, şey yapıyordum ama karşı taraf artık çok yabancı yani bana. O yüzden karşıda oturan arkadaşlar şaşırmasın yani. Ben nasıl İstanbullusun falan demesinler. Ben Anadolu yakasında oturduğum için buralar bana farklı geliyor. Çok nadir geçiyorum. 40 yılın başı dedikleri şekilde yani, çok bayağı az geçiyorum karşı şeye, Avrupa yakasına. Şimdi buradan sağdan diyor. Dayı, oradan buraya mı döneceksin? Yok artık. Bayağı yavaş gidiyoruz. Ne kadar bir yolumuz kaldı? Az yolumuz kalmış zaten. Hız limiti görünce mesela zank diye duruyorlar falan. O biraz saçma oluyor. 70 yazıyor mesela. Adam 90'la giderken zank diye frene bir asılıyor. Arkadan yapıştırıyorsunuz tabii öyle olunca. Yani plaka 34 bak öndeki. Aslında şunu sağdan geçsek. Bak asıldı freni, gördün mü? Orada çünkü hız limiti değişti. 30 oldu. Aa, şey vardı. Ben onu göstermedim ya. Oyuncu üst pis mod olur da yolcu kamerası olmaz mı ya? Çok güzel. Yolcu kamerasından bile navigasyonu görüyoruz. O da güzel. Bakalım yolu kaçıracak mıyım diyecektim ama buradan zaten giremiyormuşuz. Esenyurt diyor. Esenyurt'takilere de selamlar. Biz nereye gidiyoruz bir bilsem. Havalimanının oraya mı gidiyoruz acaba ya? Buradan da girmeyeceğiz. Beylikdüzü, Silivri, Tekirdağ diyor. Nasıl yaylanıyor yalnız? Orada yolu kapamışlar bayağı bir. Şimdi gözüm sürekli navigasyonda. Kaza mı olmuş yine? Sen durma, yürü. Adamlar inseler falan mesela arabadan, o zaman daha gerçekçi olabilir. Daha böyle İstanbul gibi olabilir. Kaza yaptıktan sonra hani böyle. Hoş, onu yapay zeka mı yapıyor yoksa haritayla mı alakalı, onu bilemedim. Yakuplu falan diyor. Ambarlı Limanı. He, biz Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Allah, nasıl yaylandık. Ses gelecek mi? Gelmedi. Normalde ses geliyordu ya bunlardan sanki. Bizim buraya girişimiz yok ki.
Şöyle hemen geçelim. Aracı dışarıdan da göstereyim size. Dışarıdan sesi daha güzel bu arada. Şu öndeki lip niye bu renk? Onu anlayamadım ama. Burada bir otobüs durağı gibi bir şey vardı sanki ya. Bir saniye. Haritaya bakmak istiyorum. Ha. Orası dinlenme yeri. Şöyle düz gidersek ileride bir terminal falan bir şey diyor oraya. Nasıl gideceğiz? Şöyle. Ha, lokanta yazıyor. Burayı ayırmışlar. Ha, şimdi birleşti yol yine. Burada ne var? Kartlı geçiş diyor. Ambarlı Limanı'na geldik. Sesler çıkıyor bak. Vay, onu da yapmışlar. Çok güzel. Tümsekten geçerken ses çıkıyor. Buralara girebiliyor muyuz ki acaba? Kaldırıma çıktım galiba. Yolla ilgileneyim derken. Bakayım yine gelecek mi ses? Çok iyi ya. Buradan nereye gideceğiz? Böyle solda bir yer gözüküyor. Buradan dönmemiz lazım. İşçi şeye oturmuş. Refüje oturmuş. Buradan şöyle dönelim. Allah. Buradan bir yere girdik ama dur bakalım nereye gidecek? Yani bu konteynerların olduğu yere geldik galiba. Ekmek arası lezzetler, kokoreç, tavuk. Kumport yazıyor. Ha, burasıymış. Bunun içine girebiliyor muyuz acaba ya? Seçemedim nereden gireceğim. Şuradan girelim. Yürü. Yürü yürü evladım yürü. Vallahi girebiliyoruz. Buradan yük alınıyor herhalde. Ha, içeride kamyon geziyor. Biz şöyle şuraya bir yere duralım. Geri görüş kamerasına da bakmış olalım böylece. Allah. Şeye çıktık. Kaldırıma çıktık galiba. Dur bakayım. Oo, içine girmişiz kaldırımın. Yani böyle kötü bir görüntü oldu ya. Dur başka yere gidelim. Şu kumportun içerisinde biraz gezmiş oluruz hem böylece. Böyle şuraya gireyim. Otobüsü yanaştırmak arabaya yanaştırmaya benzemiyor. Buraya sığar mı bu ya? Şöyle.
Evet, biraz açık kaldı ama olsun, idare edin artık. Şöyle kapılarımızı da açalım. Şu saati bir değiştireceğim. Şey yapalım istiyorum. Nerede? Ha. 23 olsun yine. Gecesinde görelim bir aracımızın. Işıkla alakalı bir şey vardı sanki. Heh, yanıyor. İç ışıkları yakabiliyoruz. Şu geri vites sesinden bir kurtulalım. Allah Allah, araç gidiyor. Oo, gece de geri güzel gösteriyormuş. El frenimizi, imdatımızı çekelim. Şu ışıkları göstermek istiyorum ya size. Okuma ışıkları falan yakabiliyorsunuz böyle. Dışarıda da ışıklar nasıl gözüküyor? Gayet güzel. Aracın aydınlatması da bayağı güzel. Frenlerimiz de böyle. Evet arkadaşlar, şöyle hemen gündüz yapayım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.